Hocam buyurun. Değerli katılımcılar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin kuruluşunun 150. yılı münasebetiyle fakültemiz dekanlığı tarafından düzenlenen Darfünun derslerinin 7.sine hoş geldiniz. Öncelikle katılan herkese iyi akşamlar ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu akşam kıymetli hocamız Profesör Doktor Emre Dölen ile Osmanlı döneminin ve Cumhuriyet'in ilk 10 yılının ilk ve tek üniversitesi olan Darfünun tarihini konuşacağız. Elbette bu kadar köklü bir tarihi bu kadar kısa sürede ya da sınırlı bir sürede bütün yönleriyle ele almak iddiasında değiliz. Bu sebeple biz daha çok Emre Hocam'la bu kurumun kuruluş süreçlerinde ve kendini tüm yönleriyle bir üniversite olarak gerçekleştirme yolundaki çabaları üzerinde durmak istiyoruz. Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Hayati Develi tarafından başlatılan Darfünun derslerinin de aslında bugün konuşacağımız Darfünun bünyesinde ilk defa gerçekleştirilen konferans derslerin bir devamı olduğunu ya da o konferans derslerin bugün bizim yaptığımız bu derslerin atası olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. 1846 yılından itibaren Darfünun kuruluş hazırlıklarına başlanmışsa da 1863'e kadar herhangi bir hazırlık süreci dışında bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. Ama 1863 yılında ilk defa bugün bizim yaptığımız gibi halka açık konferans dersler verilmeye başlanmıştır Darfünun'da. Ve hatta yine bugün bizim yaptığımız gibi Ramazan günlerinde, akşamlarında verilenlerin de Darfünun'un kurma yolundaki ikinci teşebbüs olarak karşımıza çıkar. Bu ikinci teşebbüs bizim için bir başka bakımdan da önemlidir. O da şu, bundan 150 yıl önce 1870 yılında kurulan bu Darfünun bünyesinde edebiyat şubesi teşkil edilmiş ve bu edebiyat şubesi de bizim fakültemizin nüvesini teşkil etmektedir. Bu sebeple fakültemizin kuruluşunun 150. yılında dekanımızın öncülüğünde bu konferans dersleri yeniden yaşatmanın, yeşertmenin mutluluğu içindeyiz aynı zamanda. Elbette Emre hocamız var iken ben bu konuda çok fazla konuşmayacağım. Sabırsızlıkla onun konuşmasını beklediğinizi de biliyorum. Ancak hocamızın derinlemesine ele alacağı konuya ben biraz kurum-mekan ilişkisi ve kurumlara atfedilen önem açısından yaklaşan bir 10-12 dakikalık kısa bir giriş yapmak istiyorum müsaadenizle. Bir üniversiteyi eğitim, öğretim faaliyetleri açısından üniversite yapan aslında başlıca 3 unsur aranır. İnsan kaynağı ki bu hoca ve öğrencidir ve birbirinin olmazsa olmasıdır. Öğrenci olmazsa hoca olmaz, hoca olmazsa öğrenci olmaz. Ders araç gereçleri ve bunların da en önemlisi ders kitaplarıdır tabii. Ve elbette bir mekan. Bugün üniversitemizin çatısı altında olmadan da bu tür etkinliklerimizi ve hatta derslerimizi yapma imkanına sahibiz. Bu sıkıntılı günlerde bunu yapabildiğimiz için de memnunuz. Ama her ne olursa olsun derslerde öğrencilerimizle, kongre konferans gibi etkinliklerde dinleyicilerimizle buluşmayı da aslında ya da buluşacağımız günleri de iple çekiyoruz. Aslında ben konuya biraz üniversitemizin kapısından girelim diyorum. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Meydanı'na bakan tarihi kapısını bilmeyen yoktur. Ama bu kurumun Türkiye'de bir mekanın bir kurum kavramıyla özdeşleştiğini en iyi vurgulayan yapı olduğunu da söylemek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi bu kapı zaman içinde üniversite kavramının sembolü haline gelmiştir. Tabii ki üniversitenin bu kapıya yüklenen anlamı kazanma süreci bir taraftan da onun tarihidir. Ve tekrar dönecek olursak mekan meselesine, Darfünun'u kurma fikri ilk defa 1846 yılında ortaya çıktığında tabii ki Osmanlı idarecileri de kurumun 3 önemli unsurunun ihtiyacının farkındaydılar. Hoca, ders kitabı ve bir mekan yani bina.
Bunun için hazırlıklara başlandı ve hoca yetiştirilmesi için yurt dışına öğrenciler gönderildi. Ve ders kitabı basılması için de Encümeni Daniş adlı bir kurum oluşturuldu. Darülfünun'a ders kitabı yazılabilmesi için. Ve tabii mekan ihtiyacı için de hazırlıklara başlandı ve bunun için bugün Sultanahmet ile Ayasofya camileri arasında kalan bir alan seçildi. Aslında bu Darülfünun binasının imparatorluğun başkentinde ve bu şehrinde tarihi Yarımada adıyla bilinen bölgesinde inşa edilmesi şaşırtıcı değildir. Ve Emre Hocam çok detaylı bunları anlatacak. Ben genel bir çerçeve çizmek amacıyla söylüyorum ki modern bilimlerin okutulması hedefiyle kurulan ya da kurulması düşünülen Darülfünun binasının da Batı mimarisine uygun olarak yapılması ve İtalyan bir mimar olan Fossati'ye mimarlık görevinin verilmesi. Bu binanın yüzünü tamamen batıya dönen Tanzimat döneminin de bir simgesi olduğunu düşündürmektedir bize. Ama bizim açımızdan baktığımızda yani bir üniversitenin ihtiyaç duyacağı fiziksel kapasite açısından binanın o günkü şartlarda 3 katlı, 125 odalı kütüphanesi, müze ve laboratuvarları olan büyük bir yapı olarak planlandığını görüyoruz. Bu aslında Darülfünun'a o günkü idarecilerin ya da kurucuların atfettiği önemi bize gösterir mekan açısından. Ancak binanın tamamlanmasının uzun yıllar sürmesi sonucunda bu önemin nispeten azaldığını da şeklinde de yorumlayacağımız bir olay ortaya çıkmıştır. O da şudur ki Darülfünun binası tamamlanması sürerken daha Maliye Bakanlığı Maliye Nezaretine tahsis edilmiştir. Ve Darülfünun burada bugün bizim yaptığımız derslerin atası olduğunu söylediğimiz halka açık dersler dışında hiçbir zaman yer alamamıştır ve bu binada hiçbir zaman eğitim amacıyla kullanılamamıştır. Şu anda görüyorsunuz denizden görünüşünü ve hocam bilmiyorum yanlış mı 30'lu yılların sonunda da zaten bir yangınla yok olmuştur. Daha sonra gelecek ikinci teşebbüste yine mekanlar üzerinden gidiyoruz. Darülfünun için bugünkü basın müzesi olarak kullanılan bina inşa edilmiştir. Üçüncü teşebbüs hocam yine anlatacak çok detaylı girmeyelim. Mektebi Sultani ve onun binası. Ve 1900 yılında sürekli ve düzenli bir eğitime kavuştuğunda bile Darülfünun'un kendiyle özdeşleşen bir binası olmamıştır, bir mekanı olmamıştır. Ki 900 ile 909 arasında, 1900 ile 909 arasında mülkiye binasında hem binayı hem müdürünü mülkiye mektebi Darülfünun'a paylaşmıştır. Ama 1909 yılı ki ikinci meşrutiyetin hem üniversitemiz hem fakültemiz ve hem genel tarihimiz açısından önemini biliyoruz. Üniversitemiz için de bazı değişikliklere sebep olacaktır. Yine hocam bunları anlatacak. Ben detaylı girmiyorum. Ama bizim için önemli ve bugün gerek bizim fakültemiz gerekse üniversitemiz için tarih deyince akla gelen bir bina üniversiteye tahsis edilmiştir. Bu da Zeynep Hanım Konağı'dır. Zeynep Hanım Konağı bugün bizim Fen ve Edebiyat Fakülte binaların fakülte bizim Edebiyat Fakültemizin binasının bulunduğu yerdedir ve 1942'de yandığı tarihe kadar da bizim üniversitemizde ev sahipliği yapmış bir binadır. Bu Zeynep Hanım Konağı tabii eğitim, öğretim ve akademik faaliyetlerin yanında çok sayıda toplumsal ve siyasi olaya da sahne olmuştur. Bunlardan birisi hocam detaylarını mutlaka verecek kadınların yüksek öğretime dahil olması. Yani Zeynep Hanım Konağı İnas Darülfünun'a da ev sahipliği yapacaktır. Yine Birinci Dünya Savaşı yıllarında Zeynep Hanım Konağı bir taraftan o yıllarda Almanya'dan gelmiş olan yabancı öğretim üyelerine ev sahipliği yapmış. Diğer taraftan da Darülfünun'un milli mücadele yıllarında da bazen olmuştur. Zaman zaman tatil edildiği günlerde bugün yerindeki binanın yani bizim fakültemizin olduğu gibi sessizce öğrencilerini beklemiştir. Savaşa giden öğrencilerini beklemiştir.
Ve milli mücadele dendiğinde tabii Darfur'un öğrencileri ülkenin işgaline de kayıtsız kalmamışlardır. İstanbul ve İzmir'in işgalini protesto için düzenlenen bildiğiniz Sultanahmet mitinginin hazırlıklarında da Darfur'un öğrencileri Zeynep Hanım konağında yapmış ve bu mitingde etkili olmuşlardır. Aynı şekilde Zeynep Hanım konağının bir müştemilatı olarak inşa edilen Darfur'un konferans salonu da geniş kapsamlı derslerin yanında birçok halka açık konferanslara, konferans derslere ev sahipliği yapan bir mekan olarak önemli bir rol oynamıştır. Cumhuriyet döneminde ise Darülfünun en az Zeynep Hanım konağı kadar önemli bir mekana daha sahip olmuştur. Burası Osmanlı döneminde Harbiye Nezareti olarak kullanılan, bugün bizim rektörlük binası olarak kullanılan binadır. Cumhuriyet'in ilanı mütakiben 1924 yılında bu bina tabii bakanlıklar da Ankara'ya taşındığı için Darülfünun'a tahsis edilmiştir. Bu durum Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet hükümetinin de bu kuruma verdiği önemi gösteren önemli bir gelişmedir. Çünkü Osmanlı'nın en önemli kurumlarından biridir kuşkusuz Harbiye Nezareti. Neredeyse kalbi Osmanlı'nın orada atmaktadır. Cumhuriyet döneminde de ülkenin en üst seviyedeki öğretim kurumu ve tek üniversitesi olan Darülfünun'a tahsis edilmesi aslında yıllarca imparatorluğun çöküşünü engellemeye çalışan savaşlara yön verilen mekanda artık eğitim, bilim ve kültüre yön verileceğinin bir işaretidir diyebiliriz. Görüldüğü gibi İstanbul Üniversitesi Darülfünun döneminden başlamak üzere adını taşıdığı şehir gibi siyasal ve toplumsal değişimliklere tanıklık etmiş. Bu değişimlerden etkilenmiştir. Serasker kapısından üniversite kapısına dönüşen Beyazıt Meydanı'na bakan kapısı ise zaman içinde Türkiye'de üniversite kavramını temsil eden önemli bir simge haline gelmiştir, demin de söylediğimiz gibi. Ve bu özelliğini hala korumaktadır. Bildiğiniz gibi üniversitelerle, yüksek öğretimle ilgili herhangi bir gelişme olduğunda, bir haber olduğunda bizim üniversitemizle doğrudan ilgisi olsun olmasın bu kapı bizim karşımıza çıkar. Bu demektir ki Osmanlı döneminin ve Cumhuriyet'in ilk 10 yılının ilk ve tek üniversitesi olan Darülfünun tarihi, aynı zamanda daha sonra kurulacak bütün üniversitelerin de nüvesini oluşturan İstanbul Üniversitesi'nin tarihidir. Şimdi bu noktada dediğim gibi ben bu tarihçe konusuna daha fazla derinleştirmeyeceğim. Hocamız bunu derinleştirecek. Çağatay bunu sonra alalım. Bu noktada bir konuyu açıklamayı kendime görev adettim aslında. Bilindiği gibi İstanbul Üniversitesi'nin nüvesini oluşturan Darülfünun kurma fikri 1846'da başladı. Ama Darülfünun'un sürekli ve düzenli karakter kazanması ancak 1900 yılında gerçekleşti. Bu uzun bir süreç ve aslında benim yayınlarımın da içinde bulunduğu literatürde bu 1846 ve 1900 arasındaki üç teşebbüsü tırnak içinde başarısız teşebbüs olarak adlandırma eğilimimiz vardır büyük ölçüde. Ama bunu düşündüğümüz zaman bilmiyorum hocam ne diyecektir yine konuşacağız bunu ama Osmanlı devlet adamları ve aydınlarının aslında diğer taraftan bunu kurma konusunda bir ısrarları da var, bir kararlılıkları da var. Çünkü birinci teşebbüsten sonra bu sonuç olarak o şekilde bırakılmamış ve devamı getirilmiş. Eğer Darülfünun'un dersleriyle başlayan bu çabalar, Darülfünun'un sürekli ve düzenli bir karakter kazanması ve bugün mensubu bulunmaktan gerçekten mutluluk duyduğum ki hocam da öyledir ve bir araştırma üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin ve dolayısıyla Türkiye'deki bütün üniversitelerin nüvesini oluşturmamış olsaydı ve bu teşebbüsler o zaman tırnak içinde başarısız teşebbüsler olarak nitelendirilebilirdi. Ve bu teşebbüslerin gerçekleştiği zamanda Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum herkesçe malum. Ve bu başarısızlık, başarı bilimde veya üniversitede seviyeyi aslında bu şartlar içinde de değerlendirmek gerekir. Zira naçizane bilim kurumları tarihi çalışan bir kişi olarak
Cumhuriyet döneminin en önemli bilim kurumu, kurduğu en önemli bilim kurumu, eğitim amacı olmayan, bilimi yönlendiren, ülkenin bilim politikasına yön veren TÜBİTAK, ki TÜBİTAK benim doktora tezimdir. 1963 yılında kurulabildi ama onun kuruluşu da birdenbire olmadı. İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden ilk yıllarda başladı. 1953 ve 58'deki teşebbüslerden sonuç alınamadı. Yani söylemek istediğim şu ki gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminde birçok kurumun kuruluşunda, kurumsal düzenlemede karşımıza çıkan bir durumdur bu teşebbüs konusu. Bu sebeple bu teşebbüsleri aslında belki başarısızlık tırnak içinde ile değil, ısrar, kararlılık ya da bazı olumsuzluklardan yılmamak olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu kurumların kuruluşunda gayret gösteren gerek Osmanlı aydınlarının, devlet adamlarının, gerek Cumhuriyet dönemi bilim insanlarının, devlet adamlarının ısrarı olmasaydı bu kurumların kuruluşu gerçekleşemezdi diye düşünüyorum. Buradan hareketle 150 yıl ve daha geriye giden halka açık Darülfünun derslerinin bugün Emre hocamız ve bu derslerin programından anlayabileceğiniz ve çok açıkça görebileceğiniz katılımcılarının yıllar süren bilimsel araştırmalarından süzülen bilgilerinin aktardıkları bir platforma dönüşmesi sürecinin de küçümsenmesi gereken bir başlangıç olduğunu düşünüyorum naçizane. Yani o Darülfünun dersleri bugün gerçekten bilimsel araç, o gün belki bugün bizim anladığımız anlamda hocam içerikleri hakkında bize bilgi verecek ama bugün bizim anladığımız anlamda belirli bilimsel kalite ve seviyede olmayabilir ama bugün gelinen noktada bu platforma dönüşmesini sağlamış olması önemlidir diye görüyorum. Ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet Türkiye'sine pek çok önemli ismin, iki Nobel ödüllü bilim adamının, fikir adamlarının, bürokratların, sanatçıların, yazarların yetiştiği üniversitemizin yetiştirdiği değerli bilim insanlarından birisi de Profesör Doktor Emre Dölen'dir. Kendisi üniversitemizde kimya mühendisliği alanında lisans ve doktora eğitimini tamamladıktan sonra doçent unvanını da bizim üniversitemiz çatısı altında almış ve daha sonra kariyerine Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde devam etmiştir. Türk bilim tarihi alanında eczacılık ve kimya mühendisliği alanındaki çalışmalarına hiç girmiyorum ama Türk bilim tarihi alanında çok önemli çalışmalara ve eserlere imza atan hocamızın en önemli eserlerinden birisi de yine üniversitemizin dolayısıyla da Türkiye'deki yüksek öğretimin tarihini konu alan ve çok kapsamlı bir şekilde bu konuyu incelediği beş ciltlik eseridir. Şimdi Türkiye'de yüksek öğretimin dönüm noktalarını, dolayısıyla Türk Üniversitesi'nin serencamını detaylı olarak dinlemek üzere sözü Emre hocamıza bırakıyorum. Ama hocalar sözü hemen bırakmaz. Bir soruyla bırakıyorum hocam. Öncelikle katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadığınız için ve bugün bizimle olduğunuz için. Hocam ilk olarak biz de Darülfünun'un kuruluşuna geçmeden önce çok kısaca Orta Çağ'ın sonlarında ortaya çıkan ve aslında üniversitelerin doğuşuna da sebep olan toplumsal dönüşümden ve bu dönüşümün sonucunda ortaya çıkan üniversitelerin bilim devrimindeki rolünden bize bahsedebilir misiniz? Söz sizin hocam. Efendim, herkese iyi akşamlar. Evvela bir şey söylemek istiyorum. Bu kadar kapsamlı bir konferans programını düzenlediğiniz, bu kadar kişiyi bir araya getirdiğiniz, bu kadar güç birişi başardığınız için bütün başaranlara ve fakülteye, gerçekten fakülteyi kutluyorum. Bu kolay bir iş değil Teşekkür çünkü. ederim. Teşekkür. Çok da isabetli olmuş. Herkesin evlerde oturduğu, sokağa çıkamadığı bir dönemde böyle bir konferansların bu dönemle de çakışması tabiatıyla çok daha güzel olmuş. Şimdi ben burada biraz başka bir soru sorarak işe başlamak istiyorum. Bir okul niçin kurulur? Şimdi bir okul durup dururken kurulmaz. O okula bir talep olur. O okulun yetiştirici insanlara bir talep duyulur. Toplumsal bir talep duyulur. Bu durumda okul kurulur. Çünkü okulu kurduğunuz zaman
Bu okulun bir gideri var. Bu okulun giderinin finanse edilmesi gerekiyor. Bunu kim finanse edecek? Toplum finanse edecek. Devlet yapacak dediğiniz zaman toplum finanse edecek. O zaman toplumun böyle bir talebi olması lazım. Özel bir okul bile olsa, oraya insanlar para verip bu okula da gitseler, niçin gidiyorlar? Bir talep için. Bir talepleri var, oradan bir şey bekledikleri için gidiyorlar. Dolayısıyla hiçbir okulun durup dururken ortaya çıkmış olması mümkün değil. Bugün de mümkün değil, geçmişte de mümkün değil. Yani üniversitelerin gelişim tarihine baktığımız zaman da bunu da görüyoruz. Şimdi Orta Çağ'a baktığımız zaman, Orta Çağ'ın ortalarına doğru, ortalarından biraz sonra bir devrim yaşanıyor, tarımsal devrim yaşanıyor. Çok basit bir buluştan yaşanıyor. Büyük olaylar basit buluşlarla ortaya çıkar. Bu da hayvanları boynuna geçirilen hamut dediğimiz tahtadan halka. Çünkü daha evvel hayvanların boynuna ip bağlıyorlar. Hayvanlar böyle çekiyor. Çekince ip boğazlarını sıkıyor. Dolayısıyla da güçlerini veremiyorlar. Halbuki hamut omuzlarına dayanıyor. Hayvan bütün gücünü verebiliyor. Öküz olsun, at olsun. Bu çok daha derin sürebilen pullukları getiriyor. Bu pulluklarla yapılan tarımdan büyük bir üretim artışı çıkıyor. Bir ürün fazlası yaratılıyor. Bu ürün fazlası ticareti geliştiriyor. Ticaretin gelişmesi panayırlar, panayırların sabit hale gelmesi kentleri doğuruyor. Yoksa Orta Çağ'a baktığımız zaman işte İstanbul, Roma, Paris, Londra gibi çok az sayıda kent söz konusu. Ama bu gelişimin arkasından kentler ortaya çıkıyor. Şimdi kent dediğimiz zaman kentte farklı bir organizasyon var artık. Kentli insan kırsaldaki insan gibi düşünmüyor. Kentte yaşayan herkes için söylüyoruz bunu. Artık farklı bir şekilde bakıyor dünyaya. Farklı bir insan türü ortaya çıkıyor. Kentleşme bir takım sorunlar getiriyor. Yönetim sorunları getiriyor. Hukuk sorunları getiriyor. Sağlık sorunları getiriyor. Hesap kitap gerekiyor. Ticaret, faiz hesapları yapılacak, yazışmalar yapılacak, okur yazar, matematik bilen insanlara ihtiyaç var. Şimdi işte bütün bu ihtiyaçların sonucunda üniversiteler ortaya çıkıyor. Baktığınız zaman üniversiteler nedir? Hukuk fakülteleri var. Baktığınız zaman tıp fakülteleri var. Bakın hepsi bir talebi karşılıyor. Toplumun bir ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla da bu okullar toplumlar tarafından finanse ediliyor. Arkasından bakıyorsunuz o zaman felsefe fakültesi denilen ama bilimlerin, matematiğin vesaire altında okutulduğu bir fakülte de var. Zaman içerisinde çok daha sonra baktığımız zaman örneğin 19. yüzyıla geldiğimizde artık sanayi devrimi mühendis talebi getiriyor. Birdenbire bakıyorsunuz üniversitelerde mühendislik öğretiminin başladığını veya mühendislik öğretimi veren özel yüksek okulların buna yönelik yüksek okulların kurulduğunu görüyoruz. Yani olayın temelinde talep var. Talep olduğu sürece de bu okullar varlığını sürdürebiliyor. Talep olmadığı zaman da okulların varlığını sürdürebilmesi mümkün değil. Biraz sonra değineceğim, Türkiye'deki durum da biraz buna benziyor. Yani bunun Türkiye'deki durumla da önemli bir ilişkisi var. Hocam Türkiye'deki duruma geçelim isterseniz. Şimdi Türkiye'deki duruma evet geçelim. Osmanlı klasik döneminde hakim olan eğitim sistemi ve kurumları ile modernleşme döneminde Darülfünun kuruluşundan önce ortaya çıkan eğitim ve bilim kurumları hakkında herhalde kısaca bir bilgi vereceksiniz bize. Ama tabii şeyi açıklamak gerekiyor. Darülfünun neden diğer modern eğitim kurumlarından sonra kuruldu? Şeyini açıklayacaksınız herhalde durumunu bize. Şimdi tabii Türkiye'ye baktığımız zaman Osmanlı döneminde bir medrese var. Süre gelen bir medrese var. Son dönemlerde de dehşetli şekilde yozlaşmış bir medrese var. Yani o ilk şeyi hiç kalmamış medrese. Şimdi medresenin amacı nedir diye baktığımız zaman medresenin amacı
zannedildiğinin aksine din adamı yetiştirmek değil, devlete yönetici yetiştirmektir. Medreseden çıkan insan kadı olur. Kadı yöneticidir, hakimdir. Dolayısıyla devletin ihtiyaç duyduğu, insanları yetiştiren bir kurum başlangıçta medrese. Şimdi zaman içindeki gelişmede Osmanlı Devleti sürekli olarak Avrupa karşısında yenilgiye uğramaya başlıyor. Neden yenilgiye uğramaya başlıyor? Avrupa'da teknoloji ilerliyor. Osmanlı Devleti buna uyum gösteremiyor. Dolayısıyla sürekli bir yenilgiler dizisi başlıyor. Hatta Kanuni dönemine kadar bu olayın başlangıcını götürmek mümkün. Bir Zigetvar kuşatmasını düşünürseniz, Zigetvar Kalesi bugün Macaristan'da duruyor. 2000 kişi savunuyor kaleyi ve 80 bin kişilik Osmanlı ordusu 36 gün savaşıyor kaleyi alabilmek için. Bu bir teknoloji farkında, kalenin inşasının şeklinden vesaire birçok başka şeyden kaynaklanmaya başlıyor. Yani çok erken bir dönemde bu ortaya çıkıyor. Zaman içerisinde özellikle 18. yüzyılda diyorlar ki biz teknik olarak geriyiz. Bunun için yeniliyoruz Batı karşısında. Dolayısıyla tekniğimizi yenileyelim. Şimdi burada bütün mesele ordu. Olayın başında ordu var. Sorumuzun cevabı da orada. Dolayısıyla orduya eleman yetiştirmek birinci planda. Bakın talep burada böyle ortaya çıkıyor. Ne oluyor? 1776'da mühendishaneyi, Bahri Hümayun Deniz Mühendishanesi kuruluyor. 1795'te mühendishaneyi Berri Hümayun kuruluyor. Kara Mühendishanesi. Birinci resme bakarsak görürüz. Çağatay'cığım birinci resme. Efendim? Çağatay gösteriyor şimdi. Bu enteresan bir olay bu. Çünkü buradaki bina bu okul için inşa edilmiş. Dolayısıyla bana göre Türkiye'de belirli bir okul için inşa edilmiş ilk bina olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi olay devam ediyor. 1827'ye geliyoruz. Orduya hekim yetiştirmek gerekiyor. Yeni bir ordu kuruluyor. Bu sefer tıphane-i amire açılıyor. 1834'te orduya muharip subay yetiştirmek için Harbiye Mektebi açılıyor. Ama bir bakıyorsunuz Harbiye 1834'te açılıyor ama 1843-44'te mezun veriyor. 10 sene, 11 sene sonra mezun veriyor. Bunun arkasından başka okullara da baktığımız zaman bakıyoruz Askeri Baydar Mektebi açılıyor. İşte devlete eleman yetiştirmek için Orman Mektebi açılıyor. İdareci yetiştirmek için Mülkiye Mektebi açılıyor 1859'da. 1867'de gene belediye tabibi veya hükümet tabibi yetiştirmek üzere Mektebi Tıbbi Mülkiye açılıyor, sivil tıp okulu açılıyor. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman yüzyılın ortasını da geçiyoruz. Bütün açılan okullar askeri okullardır. Yani burada birinci derecede ordunun ihtiyacını karşılamak, orduyu modernize edebilmek, evet, dolayısıyla evet, de Avrupa karşısında tutunabilmek hedef. Bunun yarattığı talepte de bu okullar açılıyor, destekleniyor ve yürüyor. Bu okullar herhangi bir aksama olmadan da varlıklarını sürdürüyorlar. Zaman içinde şekil de değiştirseler bazıları, bu varlıklarını sürdürüyorlar okullar. Şimdi burada çok önemli bir sıkıntı çıkıyor. 19. yüzyılda. Şimdi bunlar yüksek okul olarak açılıyorlar. Oysa orta öğretim yok. Yani siz en fazla okuma yazma bilen bir kişi veya okuma bilip de yazma da bilip bilmediği belli olmayan bir kişiyi alıyorsunuz. Buna yüksek öğretim vereceksiniz. Bu doğrudan doğruya olamıyor. İster istemez yıllarca o kişiler eğitiliyor. İşte Mektebi Harbiye'de sadece okur yazar kişileri 1834'te alıyorlar. Bunları evvela bir orta öğretim düzeyinde eğitimden geçiriyorlar. Sonra yüksek öğretimden geçiriyorlar. 12 yıl sonra mezun verebiliyor. Şimdi bu bütün okullar için 19. yüzyılda geçerli bu sıkıntı. Bir süre sonra özellikle de 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu sefer okullar kendi orta öğretim kurumlarını açmaya başlıyorlar.
Yani öğrenci alıyor, evvela kendi orta öğretim kurumunda orta öğretim veriyor. Bundan sonra yüksek kısmını alıyor. Bunu mühendishanede de görüyoruz, harbiyede de görüyoruz, tıbbiyede de görüyoruz, birçok okulda görüyoruz. Hatta Orman ve Maden Mektebi'nde bile önce 2 sene idadi var, sonra 2 sene yüksek kısma geçiliyor. Yani bu sıkıntı çok temel bir sıkıntı olarak 19. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Darülfünun da aynı sıkıntıları yaşıyor. Darülfünun kurulmaya başladıktan sonra da. Peki hocam, o zaman Darülfünun'a geçelim. Evet, Darülfünun'a geçelim. Şimdi sizin de başta belirttiğiniz gibi Darülfünun kurma fikri 1845'lerde çıkıyor ortaya. Yani Tanzimat'tan kısa bir süre sonra bir Darülfünun kuralım diyorlar. Hocam sözünüzü balla kesiyorum. Burada Darülfünun'a neden fenler evi manasında Darülfünun dendiğini açıklayarak girersek bu herhalde deminki konuya biraz daha açıklık getirecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi ilim deyince genel olarak İslami ilimler anlaşılıyor. Dolayısıyla bundan farkını belirtmek için de fünun terimi kullanılıyor. Fenler, fünun fenlerin çoğulu. Darülfünun, fenler kapısı, fenler evi. Ama sonradan tabii bu ayrım çok fazla bir önem taşımıyor ama başlangıçta böyle bir yaklaşım söz konusu. Yani tek bugün işte fen deyince sadece teknoloji idi. Yani bunu düşünmemek gerekiyor değil mi hocam? Yani o gün buna Darülfünun derken sadece teknik konular okutulacak, mühendislik konuları zaten ayrı bir yerde okutuluyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani sadece teknik konular okutulacak diye bir şey yok. Şimdi başlangıçta çok büyük bir hazırlığa girişiliyor. Bir Darülfünun binası yapılmaya girişiliyor. 20 yıl sürüyor. 1846'da başlanıyor. 65'te bitiyor. Fosat diye yaptırılıyor. 1851'de Encümeni Daniş kuruluyor. İşte kitapları hazırlayacak Darülfünun için. Encümeni Daniş kurulduğu zaman da maalesef ilim irfan sahibi olan kişiler azınlıkta. Makam sahibi olanlar çoğunlukta oluyor burada. Dolayısıyla Encümen-i Daniş'ten de beklenen bir sonuç alınamıyor. Evet. Birkaç şey dışında, işte Cevdet Paşa tarihi vesaire dışında çok fazla da bir şey alınamıyor. Şimdi bu arada etkin olan olaylardan bir tanesi 1861'de Münif Efendi'nin, sonradan Münif Paşa olan Münif Efendi'nin önderliğinde kurulan Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'dir. Bu bir mecmua çıkarıyor. Mecmua-i Fünun. Mecmuanın o gün için başlangıçta tirajı 300 iken bir süre sonra 600'e yükseliyor. Bu çok önemli bir sayı ve 45 sayı bu dergi yayınlanıyor. Bu da tabii Darülfünun kurmayı destekleyen, ki Münif Paşa da bunun önemli destekçilerinden bir tanesi, destekleyen bir dernek. Sürekli olarak da bu Darülfünun olayıyla da daha sonra da ilgileniyor dernek. Şimdi Darülfünun işte kuralım diyorlar. Bina bitmiyor. Bir an evvel bu işe başlayalım deniliyor. 1862 sonunda Darülfünun'a açalım, başlayalım deniliyor. Ve bunun sonucunda da ilk ders 13 Ocak 1863'te veriliyor. Bu dersler halka açık dersler. Bugün bizim yaptığımız gibi değil mi hocam? Evet, bizim yaptığımız gibi halka açık ve akşamları veriliyor bu dersler. Ve ilk ders dediğimiz gibi 13 Ocak 1863'te başlıyor. Çok büyük bir ilgi oluyor. 400-500 kişi katılıyor dinleyici olarak. Ve nerede başlıyor? Bu inşası daha henüz tamamlanmamış olan Darülfünun binasının bir köşesinde başlandı. Ama bu arada alet edevat, laboratuvar aletleri alınıyor. Ethem Paşa bir mineraloji koleksiyonu hediye ediyor. Kitaplar ediliyor ve sonuçta başlanılıyor. İlk dersi veren kişi kim? İlk dersi veren kişi Derviş Paşa. Kimyager Derviş Paşa. İkinci resme bakalım. Şayta, ikinci Derviş Paşa
eğitim için Avrupa'ya gönderilen ilk öğrencilerden biri. Evvela İngiltere'ye gitmiş, oradan Fransa'ya gitmiş. Fransa'da Ecole de Mines Maden Mektebi'nde bitirmiş, maden mühendisi olmuş, gelmiş. Her ne kadar kimyager Derviş Paşa diye anılıyorsa da aslında kimyager değil, maden mühendisi kendisi. Ama burada kimya dersleri veriyor. İkinci resme bakalım. Bu Derviş Paşa'nın Usul-i Kimya adlı kitabının kapak sayfası solda, başlangıç sayfası da sağda. Bu Türkiye'deki 1848'de yayınlanıyor. Türkiye'de yayınlanan ilk kimya kitabı. Dolayısıyla böyle bir ilke de imza atmış bir kişi. Ki dördüncü resme bakalım. Bu da kitaptan bir planş. İşte burada bir yüksek fırın, demir elde edilmesini görüyoruz. Kitap o günkü kimya düzeyini, Avrupa'daki kimya düzeyini çok yakından izleyen bir kitaptır. Şimdi bu Derviş Paşa ile başlıyor ama Derviş Paşa kimya dersi vererek başlamıyor. Derviş Paşa fizik dersi vererek başlıyor. Ve dolayısıyla kimya çok daha sonra anlatılmaya başlanılıyor. Derviş Paşa burada fizik dersi anlatıyor. Ama Derviş Paşa'nın arkasından Hikmet-i Tabii'yi anlatıyor, yani fizik anlatıyor. Başka dersler de açılıyor. İşte Hikmet-i Tarih, tarih felsefesi, ilmi vevalit yani botanik, zooloji ve jeoloji, ilmi heyet, astronomi, coğrafyayı tabii, doğal, tabii coğrafya, doğal coğrafya gibi dersler de açılıyor. Münif Paşa illaki burada bir yıl bitince sınav yapılmasını istiyor. Böyle bir sınav da yapılıyor ve 29 Mart 1864'te de ikinci yıla başlanılıyor. Ve bu ikinci yılın sonunda ancak 27 Ekim 64'te de kimya derslerini anlatmaya başlıyorlar. Şimdi bir süre sonra sizin başta da belirttiğiniz gibi bu Darülfünun binasına maliye nezareti el koyuyor ve dolayısıyla Darülfünun buradan çıkarılarak Nuri Efendi konağına taşınıyor 1865'te. Nisan 1865'te taşınıyor ve kısa bir süre sonra Eylül 1865'te de bu konak yanıyor yangında. Evet, dolayısıyla evet. De Darülfünun bu şekilde bir yangınla sona eriyor. Kendiliğinden sona eriyor. Şimdi bu arada önemli bir gelişmeyle karşılaşılıyor. 1869'da Marif-i Umumiye Nizamnamesi çıkıyor. Yani Türkiye'deki bütün eğitim sistemini düzenleyen bir nizamname ortaya çıkıyor. Şimdi bu nizamnameye baktığımız zaman ilk öğretimde düzenleniyor, orta öğretimde düzenleniyor ve burada yüksek öğretimde düzenleniyor. Darülfünun diye bir bölümü var. Nizamnamenin bu bölümde bir Darülfünun yapısı, bölümleri, işleyişi, yönetimi, mali problemleri her şeyiyle ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Fakat bu hükümler hiçbir zaman uygulanmıyor. Şimdi aradan bir süre geçince 1865'te de yanarak ortadan kalkınca birinci Darülfünun girişimi yeniden Darülfünun'u açmak isteniyor. 1869'da yeni bir girişimle karşılaşıyoruz. Bu sefer bir isim veriliyor. Darülfünun-u Osmani. Birincisinin böyle özel bir ismi yok ama ikincisinde Darülfünun-u Osmani oluyor adı. Ve bunun başına bir müdür atanıyor. Hoca Tahsin Efendi. Hoca Tahsin Efendi gene birinci Darülfünun döneminde hoca olarak yetiştirilmek üzere Selim Sabit Efendi ile birlikte Paris'e gönderilen ve orada uzun süre kalan bir kişi. Selim Sabit Efendi de Türk eğitiminde önemli yeri olan bir kişidir. Hoca Tahsin Efendi'nin müdürlüğünde bu işe girişiliyor. Beşinci resme bakarsak Hoca Tahsin Efendi'yi görüyoruz. Şimdi buraya öğrenci alınıyor, sınavla öğrenci alınıyor. 450 öğrenci alınıyor. Öğrenci alınıyor ama bu öğrenciler kim?
Demin de sözünü ettik, bir orta öğretim söz konusu değil. Dolayısıyla bu öğrenciler medrese öğrencileri. Bu da ilginç. Medrese öğrencileri medreseden memnun değiller ki, hızla böyle bir darülfünuna dönüp burada öğrenci oluyorlar. Fakat tam bu sırada 3 aylar başlıyor. Bunlar da cerre çıkıp kendi geçimlerini sağlıyorlar her Ramazan. Dolayısıyla öğrenciler dağılıyorlar. Öğrenciler dağılınca bu darülfünun açılışı erteleniyor. Ama boş durmayalım diyor Tahsin Efendi. Ramazan 5 Aralık 3 Ocak 5 Aralık 1869 3 Ocak 1870 arası. Burada gece dersleri düzenliyor Hoca Tahsin Efendi. Kendisi de birkaç ders veriyor. Birçok dönemin önde gelen kişileri de çok değişik konularda gece dersleri veriyorlar. Bakanımız Lütfi Efendi de bu gece dersleriyle alay ediyor. Tarihine baktığımız zaman burada da çok alaycı bir şekilde de söz ediyor bu derslerde. Şimdi bunun arkasından Darülfünun'un hocaları belirleniyor. Ve burada ilk defa bir haftalık ders programı ile karşılaşıyoruz. Şimdi birinci girişimde böyle bir program yok. Varsa bile bizim elimize ulaşmış bir program yok. Ama ikinci girişimde bir ders programı ve takvim ve kaide ilan ediliyor bu program. İlk seneye bakarsak burada tarih dersleri var, coğrafya var, hukuk var, edebiyat dersleri var, matematik, daha doğrusu aritmatik var, mantık var, Fransızca var. Sonuçta bu Ramazan da bitiyor, öğrenciler de dönüyorlar. 20 Şubat 1870'te bir açılış töreni yapılıyor. Bu açılış töreni sonucunda sırasında nutuklar söyleniyor ve ortaya bir kişi çıkıyor. Cemalettin Afgani. Buna da bir nutuk söyletiliyor. Ve devam ediyor Darülfünun. İşte Ağustos'ta da sınavlar yapılıyor. Ama Cemalettin Afgani'nin burada fazla bir problem çıkmıyor. Ancak sınavlar yapılıyor. Arkasında 1870 Kasım Aralık ayında gene Ramazan geliyor. Bu sefer tekrar Ramazan derslerini yapalım akşamları deniyor ve burada Cemalettin Afgani'ye de bir konferans verdiriliyor. Afgani bu konferansında Afgani'nin söylediği bir takım sözler artık doğru mu eğri mi çarpıtıldı mı çarpıtılmadı mı nedir ne değildir tartışmaları hala sürüp giden şeyler. Cemalettin Afgani'nin kişiliği hakkında da çok tartışmalar var. Kimdi, neydi, ne değildi diye. Ama sonuçta bu bir fırtına yaratıyor. Bu fırtına sonucunda Hoca Tahsin Efendi bunun suçlusu görülüyor birinci derecede. Görevden alınıyor. Başka bir kişi atanıyor yerine. Cemalettin Afgani de Türkiye'den kaçıyor. Şimdi burada Darülfünun bu olayla kapanmıyor ama Darülfünun burada önemli bir yara alıyor. Ve Darülfünun'a ilginin giderek azalmış olduğunu görüyoruz. 1871'de ikinci ders yılına giriliyor. İşte astronomi, edebiyat, ilmi mevalit, fizik gibi dersler anlatılıyor. En son olarak bu Darülfünun'dan 1873'te söz ediliyor. Bu da muhtemelen İlginin büyük ölçüde azalması sonucunda, çünkü kapatma kararı, Darülfünun kapattık diye bir şey yok. Ama kendilerinden faaliyetini tatil etmek gibi bir durumda kalıyor. Şimdi bunun arkasından bir üçüncü girişim arkasından çıkıyor. Bu sefer 1863'te açılmış olan Mektebi Sultani'nin içinde Fransızca öğretim yapan bir takım okulların kurulmasına girişiliyor. İşte 1874'te bir hukuk mektebi kuruluyor ve gene bir aynı yıl Turuk ve Mabir Mektebi, yani Yollar ve Köprüler Mektebi veya başka bir şekilde söylersek İnşaat Mühendisliği Mektebi. Bunun yanında bir de Edebiyat Mektebi kuruluyor. Aslında çok ilginç bir yapısı var bu okulun. Tam bir
organik bağ yok bu okulların arasında ama bu Mektebi Sultani içinde açıldığı için Darülfünun Sultani diye de adlandırılıyor. Ve gerek hukuk gerek mühendislik okulundaki öğrencilere edebiyat dersleri aldırtılıyor. Yani edebiyat mektebinden dersler aldırtılıyor. Dolayısıyla böylece bir yani fen eğitimine sosyal bilim dersleri katılıyor. Bu çok ilginç bir şey bu tarihte. Çünkü çok daha sonra baktığımız zaman örneğin Almanya'da 1880'lerde bir mühendislik veya teknik okulda birdenbire bakıyorsunuz Alman felsefesi, felsefe tarihi gibi dersler var. Şimdi bu okul maalesef yürütülemiyor. Çok az sayıda mezun veriyor gerek hukuktan gerek mühendislikten. Tabii bu 1876-78 savaşı dönemine ki Osmanlı Devleti için bir felaket savaş bu. Buna rastmıyor. Bu savaşın getirdiği şey içinde okullar öğrenimlerini tatil ediyorlar. Bundan sonra tekrar toparlanmaya çalışılıyorsa da toparlanılamıyor. Mektebi hukuk 1880'de Mektebi hukuk 1878'de kapanıyor. Ama 1880'de Mektebi hukuk kuruluyor bu sefer. Yani adliye nezaretinin çatısı altında. Ve 1883'te de Hendese-i Mülkiye kuruluyor. Yani gerçek anlamda bugünkü teknik üniversitenin başlangıcı. Şimdi tabii hep talepten söz ettik. Hendese-i Mülkiye kurulduğu zaman 100 tane öğrenci almak istiyorlar. Ve sokaklarda tellallar çıkarıyorlar. Diyorlar ki böyle bir okul açılıyor. İşte devlet bunu yedirecek, içirecek, bu kadar insanları yatıracak. Bu okulu bitirdikten sonra da şu rütbe, şu maaştan da tayin edecek. Yeterli sayıda öğrenciyi bulamıyorlar. Bunun üzerine devlet mülkiye öğrencilerinden bir grubu seçerek siz mühendis olacaksınız diyor, Hendese-i Mülkiye'ye aktarıyor. Bu arada yurt dışına gönderilen bir takım öğrencilerle de karşılaşıyoruz. Ki 6. resme bakarsak Mehmet Arif Bey gönderiliyor. Bu çok ilginç bir resim, nadir bulunur bir resim. Ortada duran kişi Mehmet Arif Bey, oturan kişilerde bunun jüri üyeleri, doktora sınavı günü jüri üyeleriyle çekilmiş fotoğraf. Mehmet Arif Beylikçi değil mi hocam bu? Mehmet Arif Beylikçi. Beylikçi, evet. Beylikçi. Ortada duran Mehmet Arif Beylikçi, diğer iki kişi de doktora jüri üyeleri. Mehmet Arif Bey Türkiye'ye geliyor. Halkalı Ziraat Mektebi'nde hocalık yapıyor. Çok önemli katkıları var Türkiye'de öğretime, kimya öğretimine de katkıları var. İlk defa öğrencileri laboratuvara sokan kişi. Ama mesela daha sonraki Darülfünun girişiminde kendisinden istifade edilmiyor. Bunun gibi başka kişiler de var. Bunun nedenini de anlamak çok mümkün değil. Şimdi bütün bunların sonucunda 1900 yılına kadar geliyoruz. Peki. Hocam bu 1900 yılını tabii ki Darülfünun'un düzenli ve sürekli bir karakter kazandığı tarih olarak önemli buluyoruz. Ama aslında galiba siz de bana katılacak mısınız bilmiyorum ama Darülfünun'un için önemli dönüm noktalarından birisi bir ikinci meşrutiyet. Çünkü buradan sonra bu ikinci meşrutiyetin Darülfünun'a neler getirdiği, bu fakültelerde herhangi bir değişim oldu mu? Burada özellikle edebiyat ve fen fakültelerinin belirli bir dönüşüm geçirdiğini söylemek mümkün herhalde. Belki de gerçek kimliğini bulduğu dönemdir bu dönem diyebiliriz. Bu konudaki düşünce ve yorumlarınızı almak isterim. Bu dönüşümü konusunda özellikle. Neyse resmi de kaldırabiliriz tabii. Bu resmi kaldırabiliriz. Evet. Şimdi 1900'e gelindiğinde yeniden bir Darülfünun kuruyoruz.
Darülfünun şahane diyoruz ve bu artık günümüze kadar, günümüzdeki İstanbul Üniversitesi'ne kadar sürekli olarak devam eden, ki 33'ü ben ki bir kesinti olarak almıyorum, bir dönüşüm olarak dönüşümdür, almıyorum. Evet. Kesinlikle dolayısıyla katılıyorum hocam size. 1900'den günümüze kadar kesintisiz olarak devam eden bir okul. Şimdi ilk kurulduğu zaman bunun 3 tane şubesi var. 1903'te bir de Elsine şubesi, yani diller şubesi ekledi. Şimdi şubenin biri Ulumu Aliye-i Diniye şubesi. 4 yıllık 30 öğrenci alınıyor. İkincisi Ulumu Riyaziye ve Tabiiye şubesi. Bu şubeye 25 öğrenci alınıyor. Bunun da 2 alt şubesi var. Riyaziye şubesi ve Tabiiye şubesi. Bir de Edebiyat şubesi var. 25 öğrenci de buraya alınıyor. Şimdi bu okulların, bu şubelerin diyelim, ders programları elimizde. Arşivde bunların programları var. Şimdi birinci olarak bu okul nerede açılıyor? Bu okul Mülkiye Mektebi'nin içinde açılıyor. Yani ola ola bu okul 3 tane sınıf. Müdür Mülkiye Mektebi'nin müdürü, buranın müdürü. Mülkiye Mektebi'nin müdür yardımcısı. Buranın şube müdürü. Bu şekilde bir yapı var. Şimdi programlara baktığımız zaman, yani bunda ders programlarına baktığımız zaman, bu programlarda haftalık 10-12 saat ders olduğunu görüyoruz. Bu tabii son derece az bir miktar. Haftada 10-12 saat, 5 gün öğretim yapıldığını varsayarak, cuma ve pazar tatil çünkü her iki günde. Günde o zaman 2 saat ders yapılıyor. Yani her gün bir tane ders var gibi bir şey. Şimdi programlara baktığımız zaman, tümünün programına baktığımız zaman bu şubelerin, bu alanlarda bir genel kültür vermeye yönelik programlar olduğunu görüyoruz. Yani bir edebiyat şubesini alırsak bir felsefe dersi var, bir tarih dersi var, bir coğrafya dersi var. Bu şekilde işte bir edebiyat dersi var, bir Fransız edebiyatı dersi var gibi. Yani sosyal bilimler alanında bir genel kültür vermeye yönelik bir program. Fen programına bakıyoruz, aynı şeyle karşılaşıyoruz. Ulumu Aliye Diniye Şubesi'ne bakıyorsunuz, onda da aynı şeyle karşılaşıyoruz. Ve şu belli değil, yani burayı bitiren kişi ne olacak? Yani ne iş yapacak, nerede istihdam olunacak, nedir yapacağı iş, bu belli değil. Bu şekilde 1908 yılına kadar geliyoruz. Ki 7 numaralı şekle bakalım. Resme bakalım. Burada bir diploma var. Bu 1900-1908 dönemi için benim gördüğüm, bugüne kadar gördüğüm tek diplomadır. Ulumu Aliye Diniye Şubesi diploması, Yozgatlı Hüseyin Avni Efendi'nin diploması, 22 Ağustos 1907 tarihi. Bunun dışında ben bugüne kadar başka, yani ne ilahiyattan, ne fenden, ne edebiyattan başka bir diplomaya rastlamadım, görmedim. Yani sahip olmak açısından söylemiyorum, bu benim kendi koleksiyonumda bu diploma, ama hiçbir şekilde de görmedim. Şimdi bu şekilde 1908'e geliniyor. Şimdi 1908'e gelindiği zaman burada önemli bir takım değişmelerle karşılaşıyoruz. Bunlardan birincisi şu. Zeynep Hanım konağı boşaltılıyor. Darülhayır yerleşmiş durumda orada. Boşaltılıyor ve Darülfünun'a tahsis ediyor. Darülfünun dolayısıyla Mektebi Mülkiye'deki sığıntı durumundan kurtuluyor. Geliyor, buraya yerleşiyor. Yani ilk defa kendisine ait bir binaya yerleşiyor. Ve bununla birlikte başına artık ortak değil, kendisine ait bir müdür tayin ediliyor. Şubelerin başlarına da müdür tayin ediliyor. Yani idari yapıdan da, mekansal yapıdan da, yapı açısından da bütünüyle Mülkiye Mektebi'nden ayrılıyor. Kendi başına bir kurum haline gelmeye başlıyor. Bu dönemde önemli birkaç değişiklikle karşılaşıyoruz. Bunlardan birincisi, hemen meşrutiyetin arkasından
hukuk mektebinin Darülfünun'a hukuk şubesi olarak bağlanmasıdır. Türkiye'de iki tane tıbbiye var. Biri askeri tıbbiye, mektebi tıbbiye şahane. Öteki mektebi tıbbiye mülkiye. Mektebi tıbbiye mülkiye 1908'de kendisinin adını tıp fakültesi yaparak Darülfünun'a bağlanıyor. Ve bir yıl sonra da askeri tıbbiye ile de birleşiyor. Tıp fakültesi olarak Darülfünun'a bağlanıyor. Böylece Darülfünun 5 fakülteli veya 5 bölüm ama bugünkü deyimiyle 5 fakülteli bir hale geliyor. Yani bir ulumu dini, ali diniye şubesi var, bir fen şubesi var, bir edebiyat şubesi var, bir hukuk ve bir de tıp şubesi var. 1914'te ulumu ali diniye şubesi kaldırılıyor, bir başka uygulama içerisine aktarılıyor. Böylece 4 fakülteli bir Darülfünun ortaya çıkıyor. Burada tabii çok değişik isimler kullanılıyor 1933'e kadar. Zaman zaman buralara medrese deniyor. Zaman zaman şube deniyor. Zaman zaman fakülte deniyor. Fakültelerle bu şekilde karşılaşıyoruz. 8. resme bakalım. Zeynep Hanım konağının bir başka görünüşü. 9'a bakalım. Bu da Perviçiç haritalarına göre Zeynep Hanım konağının planı. Bu şekilde de yerleşim konusunda bir bilgi sahibi olabiliyoruz. Burada işte nerenin laboratuvar olduğu, çünkü Darülfünun döneminde çizilmiş bir plan bu. İşte nerenin laboratuvar olduğunu, nerenin ne olduğunu da görmemiz mümkün. Dolayısıyla üniversite tarihi açısından çok değerli bir plan olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bütün bunların bu değişimler karşısında karşımıza bir kişi çıkıyor. 10 numaralı resme bakalım. Emrullah Efendi. Emrullah Efendi gerçekten Türkiye'de üniversitenin temellerinin atılması konusunda çok önemli yere sahip olan bir kişi. Çok uzun süre Maarif Nazırlığı yapmıyorsa da gerek Maarif Nazırlığı süresinde, Maarif Nazırı olmadığı zaman Meclis-i Maarif'in başkanı, yani her zaman için bu alanda söz sahibi bir kişi olarak yer alıyor. Dolayısıyla bu üniversite düzenlemeleri konusunda çok önemli şeyler yapıyor. Bir kere orta öğretimden gelen öğrencilerin seviyesinin eşit olmamasından dolayı bakalorya imtihanları getiriyor. Bunların seviyesini eşitlemek için Darülfünun'a hazırlık sınıfları koyuyor. Evvela orta öğretimdeki eksiklerin tamamlanması için. Dolayısıyla önemli değişiklikler ortaya çıkıyor. Şimdi bu döneme ait bir diploma da burada görebiliriz. 11 numaraya bakarsak. Bu Bekir Sıtkı Efendi'nin edebiyat diploması. 22 Temmuz 1911 tarihli diploması. Hangi şube demiştiniz? Ben mi kaçırdım? Edebiyat mı dediniz? Edebiyat. Evet, bizim fakültemizin. Evet, fakülten diploması bu. Şube ayrımı var mı hocam burada? Hangi tarihti? Ayrım yok, edebiyat sadece. Edebiyat sadece. Evet. Yani şu içinde, şey değil. Çünkü bu diplomanın verildiği tarihte ayrım yok. Şimdi yok. Deyin için. Evet. Şimdi 12'yi getirelim resim. Şimdi 1913'te bir şey yayınlanıyor. Bu İstanbul Darülfünun'u talimat diye bir nizamname yayınlanıyor. Bu resmi bir nizamname ama resmi belgelere geçmemiş. Yani düsturda, takvim ve kaide falan yayınlanmamış bir şey. Böyle basılmış Maarif Nezareti tarafından. Ama burada çok önemli bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir kere dersler belirleniyor. Sınav takımları belirleniyor. Bu nizamname bölümlere ayrılmanın başlangıcını oluşturuyor. Artık bundan sonra öyle bir şube içinde bir bütün herkes her dersi okur gibi bir şey söz konusu değil. Burada ders takımları veya başka bir şekilde söylersek bu ders takımlarını bugünkü anlamıyla sertifikalar getirir. Dolayısıyla
1913'ten itibaren artık branşmaya başlıyor fakülteler. Tabii tıp için geçerli değil bu. Tıp, eczacılık ve dişçilik için geçerli değil. Çünkü oralar tek program. Hukuk için de geçerli değil. Ama en önemli burada edebiyat ve fen fakülteleri için bu şekilde ayrımlar başlıyor. Yani işte coğrafya diyelim, edebiyat için coğrafya, felsefe, tarih gibi, edebiyat gibi dalların yavaş yavaş burada sertifikalar yoluyla ayrışmaya başladığını ve kurulmaya başladığını görüyoruz. Bir 13 numaralı şekle de bakalım. Bu da gene bir edebiyat fakültesi diploması. Bu İstanbul Üniversitesi döneminde 35-36'da verilmiş bir diploma ama bir alan Darülfünun döneminde girmiş Hatice Belkıs Hanım'ın diploması. Hocam aslında oraya geçelim mi, şimdi de söyleyeceğiniz var mı, ama biraz İnaz Darülfünun Hanım'ın diplomasını görünce İnaz Darülfünun'a geçsek mi? Ama İnaz Darülfünun'un Darülfünun'dan farklı bir kurum olduğu da iddia edilir zaman zaman bazı yayınlarda ve bazı araştırmaların sonucunda. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kızların yüksek öğretime katılması noktasında bir mücadele de kızların verdiğini ya da karma eğitime geçişte özellikle bir mücadele verdiğini görüyoruz. Özellikle İnaz Darülfünun'un normal Darülfünun'dan farklı bir kurum olup olmadığı noktasından hareketle bu konuları biraz konuşsak güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi ona geçmeden evvel bir iki cümle demek istiyorum, eklemek istiyorum. Şimdi 1915'te tamam, önemli diplomasını görünce hemen buyurun hocam. Şimdi 1915'te 20 kadar Darülfünun'a Alman öğretim üyesi getiriliyor. Bunlar tıpa hiç gelen yok. 4 tane hukuk fakültesine, geri kalanı da edebiyat ve fen fakültelerine geliyorlar. Bu Almanlar bu dönemde bu 1913'te başlamış olan bölümlerin oluşumunu kesin olarak gerçekleştiriyorlar. Yani enstitüler kuruyorlar, darülmesailer kuruyorlar. Her bir darülmesai bir bölümün karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu şekilde de bir yapının son noktasını koyuyorlar. Şimdi burada bir önemli gelişme daha var bu dönem için. 1917 yılında Fen Fakültesi çatısı altında bir kimyagerlik zümresi kuruyorlar ve bir kimyagerlik programı başlatıyorlar. Şimdi bütün bunlar olurken bir sıkıntı var. Bu işte 1913'ten itibaren bu düzenlemeler yapılıyor, şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor. Birçok kanun çıkartmak istiyor. Emrullah Efendi başaramıyor. Yüksek öğretim kanunları çıkartmak istiyor vesaire. Bütün bu arada tabii savaşlar devam ediyor. Balkan Savaşı, arkasından Birinci Dünya Savaşı. Bu savaşlar sırasında ortada Darülfünun'da öğrenci yok. Yani enstitüler kuruluyor, işte şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor ama buralarda öğrenci yok. Bir öğrenci, iki öğrenci gibi böyle çok az sayıda öğrenciler var ortada. Bunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi kızlara gelebiliriz. Tabii orta öğretimin genişlemesiyle birlikte 19. yüzyılda yavaş yavaş kız okulları da kuruluyor. Evvela erkek okulları, işte rüştiyeler ve idadiler, yani ortaokullar ve liseler. Daha sonra kız rüştiyesi ve idadileri kuruluyor. Tabii rüştiye ve idadiler kurulunca buralara öğretmen yetiştirmek söz konusu. Darül Muallimin açılıyor. Erkek öğretmen okulu açılıyor. Ama kız okulları da bunu izleyince bu sefer bu orta öğretimde kız okullarına öğretmen yetiştirmek üzere de Darül Muallimat açılıyor. Kız öğretmen okulu açılıyor. Şimdi bunlar orta düzeyde okullar. Öğretmen yetiştiriyorlar. Ama 1914'e gelindiğinde başka bir olayla karşılaşıyoruz. Darülfünun'da hanımlara mahsus konferanslar düzenleniyor.
Darülfünun konferans salonunda sırf hanımlara mahsus konferans düzenleniyor. Dönemin ileri gelen kişileri, önde gelen kişileri bu konferansları veriyorlar. Bunlar çok değişik konumlarda. Ev idaresinden tutun da sağlığa kadar her konuda konferanslar var. Çok büyük bir ilgi oluyor bu konferanslara. Ama şimdi Darülfünun konferans salonunda veriliyor bunlar. Verenlerin hepsi de Darülfünun hocası da değil. Ama gazetelere baktığımız zaman gazetelerde şöyle bir haber görüyoruz. İnas Darülfünun'u açıldı diyor gazeteler. Oysa bunun hiç alakası yok tabii bununla. Ancak tabii böyle bir baskı ortaya çıkıyor. Kızlar da yüksek öğrenim görmek istiyorlar. Bunun sonucunda bir İnas Darülfünun'u açıldı. İnas Darülfünun'u nerede açılıyor, nasıl açılıyor? İnas Darülfünun'u Darül Muallibat'ın bir uzantısı olarak açılıyor. Zaten öğretmen okulları talimatnamesine bakacak olursak çıkartılmış olan, burada yüksek kısımdan söz ediliyor. Yani öğretmen okulunun yüksek kısmından söz ediliyor. Dolayısıyla İnas Darülfünun'u buranın yüksek kısmı. Yoksa İnas Darülfünun'u normal Darülfünun'un kızlar için olan simetriği değil. Çünkü İnas Darülfünun'unda derslere baktığımız zaman, ki bugüne kadar elimize ulaşmış, 14 numarayı koyalım şekil. İki tane diploma var, görebildiğimiz bugüne kadar. Bu onlardan bir tanesi, Fatma Bahriye Hanım'ın diploması, Riyaziyat Şubesi mezunu, 2 Temmuz 1918 tarihli diploma. Şimdi burada dersler var, dersler yazılı. Bir kere 3 tane şubesi var. Biri riyaziyat şubesi, matematik. Diğeri fünun şubesi, fen şubesi. Diğeri de edebiyat şubesi. Ancak derslere baktığımız zaman bunların bir Darülfünun'daki ders programı ile bağlantılı olmadığı görülüyor. Artı burada doğrudan doğruya öğretmenliğe yönelik pedagoji dersi var. Yöneticilik, resmi yazışmaya ilgili dersler var. Yani Darülfünun'da olmayan bir takım şeyler var. Ayrıca diplomada, Darülfünun diplomalarıyla da karşılaştırdığınız zaman ilginç bir durum söz konusu. Darülfünun diplomasında diyor ki Darülfünun'un şu şubesini şu efendi bitirmiştir. Bunun verdiği yetkilere sahiptir. Hukuktur, tıptır vesaire diyor. Oysa burada diplomada, şimdi ayrıntısına çok metninin girmiyoruz ama öğretmenlik yapmak üzere yetkilendiriliyor. Yani diploma özel olarak bunu belirtiyor. Dolayısıyla devletin ayrıca en sağlam belgeleri mali belgelerdir. İnas Darülfünun'un bütçesine baktığımız zaman, bütçesi nerede gösteriliyor diye baktığımızda, bütçe kanunlarında Darülfünun'un altında değil, Darül Muallimat bütçesinin altında gösteriliyor. Evet, bütçeler çok şey söylüyor değil mi hocam? Evet. Şimdi tabii hocalar ortak. Zaten o döneme baktığınız zaman ortada bu düzeyde ders verebilecek kişiler sınırlı. Aynı insanlar İnas Darülfünun'da da ders veriyorlar. Ama unutmayalım ki Darülfünun'da ders veren bir kişi İnas Darülfünun'da ders verirken aynı kişiye bir bakıyorsunuz mühendis mektebinde de matematik dersi veriyor. Yani ortadaki insanlar, hocalar belli. Bu sebeple oradaki hocalar buraya veriyor, bu Darülfünun'un simetridir diye bir şey söz konusu değil. Ama 15 numaraya bakalım. Bu bir tane İnas Darülfünun rozeti, tahtadan yapılma bir rozet. Bu da çok nadir bulunur bir şey. Hocam evet. Bunun orijinali mi sizde yoksa böyle fotoğraf olarak mı? Nasıl? Orijinali mi sizde? Fotoğraf olarak. Hayır, hayır. Orijinalini gördüm, fotoğrafını aldım. Görmüş olmak da. Arkasında da iğnesi var yakaya takmak için. Şimdi 16'yı koyalım. Bu İnas Darülfünun'un öğrencileri tıp fakültesini Haydarpaşa'da ziyaret etmişler. Orada anatomi amfisinde önde de bir tane kadavra var. Bu şekilde bir anatomideki herhalde asistanlarla da beraber böyle bir fotoğraf çektirilmiş. Bu da çok nadir fotoğraflardan bir tanesidir.
Şimdi 17'yi koyalım. Şimdi İnas Darülfünun'u meselesi karışıyor. Sonunda bu Darülfünun çıkmaza giriyor. Zaten yer de bulunamıyor. İşte tekrar Zeynep Hanım konağına getiriliyor. Burada kızlarla erkekler birbirine karşılaşmasın diye işte erkekler sabah, kızlar öğleden sonra ders alsın deniliyor. Sonra bunlar karışıyor. Neticede bu iş çıkmaza girince diyorlar ki İnas Darülfünun'u öğrencilerine, isterseniz siz Darülfünun'da tercih ettiğiniz şubelere geçebilirsiniz diyor. Bunun üzerine bir kısım öğrenci edebiyat ve fendeki şubelere geçiyor. Şimdi burada Edebiyat Fakültesi'ndeki 1921'deki bir grup öğrenciyi görüyoruz. Felsefe bölümü öğrencileri bunlar. Buradaki dört tane kız İnas Darülfünun'dan Edebiyat Fakültesi'ne geçiş yapan dört tane kız öğrenci. Şimdi bir kısmı da hayır diyorlar, biz geçmeyeceğiz, biz burayı bitireceğiz. İlla ki burayı bitireceğiz diyorlar. Onlar da öyle bitiriyorlar. Şimdi bu şekilde bir takım olaylar olurken tekrar demin kurulduğundan söz ettiğimiz kimyaya gelelim. 18 numarayı koyarsanız. Şimdi bir yandan İnas Darülfünun'u kızlar buraya gidiyor ayrı şu bu denirken 1918-19 döneminde, yani İnas Darülfünun'u varlığını sürdürürken, burada gördüğünüz öğrenciler 1918 yılı sonunda kimya zümresine kayıt yaptıran ilk öğrenciler. Bakın dört tane kız öğrenci var. Bunlar İnas Darülfünun'dan aktarma öğrenciler değil. Bunlar 1918'de doğrudan doğruya gelip kimyaya kayıt yaptıran öğrenciler. Yani 1918 yılında şunu söyleyebiliriz. Gerçek anlamda Darülfünun'da kızlar öğrenime başlamışlardır. Nerede başlamışlardır? Kimyada başlamışlardır. Bu bugün Türkiye'de tabii ilginç bir durumla da karşılaşıyoruz. Tüm yüksek öğrenime baktığımız zaman kız öğrencilerin oranının %35 ile 40 arasında değiştiğini görüyoruz. Buna karşılık bazı alanlarda, bu alanlardan bir tanesi kimyagerlik alanıdır, kız öğrenci oranının %60'ın üzerinde olduğunu, ikincisi de eczacılıktır. Evet. Bu iki alanda, hatta kimya mühendisliğinde dahi kız öğrencilerin bütün mühendislik dallarından farklı olarak %55 oranında bulunduğunu da görüyoruz. Bu da 1918'den beri kızların kimyacılığını gösteren bir durum. Şimdi şeyi koyalım, 19'u koyalım. 19 sınıf derste. Bu da 1922. Buradaki sınıf bu, ilk sınıf. İşte burada mezun oluyor son sınıf. Cevat Masar Bey'in sanayi kimya dersinde. Bakın sağ arkada bir şeyler var. Amfinin sağ arkasında bir bölme var. Aslında bu bölme başlangıçta kız öğrencilerin oturması için inşa ediliyor ama kız öğrenciler hiçbir zaman o bölmede oturmuyorlar. Hep normal sıralarda oturuyorlar. Bu sınıf nerede hocam? Özür dilerim. Zeynep Hanım konağında mı? Gerebatan'daki kimya bölümü. Kimya. Bugün yok tabii. Evet. İşte gene aynı sınıfa bakacak olursak 22-20 numarayı koyalım. Bu gene Yerebatan'daki kapının önünde gene öğrenciler bir fotoğrafı. 21'i koyalım. Bu kız öğrenciler laboratuvarda çalışırken çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğrafların orijinalleri bende. Şimdi ...22'yi koyalım. 22'de Darülfünun'un son yılı, 1933'te öğrenciler, tabii hanımların şekilleri, kıyafetleri değişmiş, erkeklerin de şekilleri değişmiş,
Ama öğrencilere baktığımız zaman kızlar olsun, erkekler olsun genel olarak yaş ortalamasının da biraz yüksek olduğunu görüyoruz. Ortadaki hoca da Ligor Bey. Çok sevilen bir hoca. Herkesi toplamış. Gene Yerebatan'daki enstitünün önünde çekilmiş bir fotoğraf. Gene bir 23'ü koyalım. Bu da gene 1932 yılında mezun olmuş olan bir hanım, kimyagerlik diploması, Necat Beşaret Hanım'ın 1932'de diploma almış. Bu da diploması, köşede de sertifikaları yazılı. Dolayısıyla bu şekilde baktığımız zaman özet olarak İnas Darülfünun'unu bir ayrı Darülfünun'un kızlar için olan simetri diye düşünmek mümkün değil. O sadece bir yüksek öğretmen okulu, yani kız öğretmen okulunun yüksek kısmı olarak nitelendirilebilir. Elimizdeki belgeler de bunu gösteriyor. Yani Darülfünun hocalarının da ortak olarak burada ders vermiş olması, bir dönemde yer bulunamadığı için bu derslerin Zeynep Hanım konağında, özellikle mütareke döneminde, çünkü okulun bulunduğu yeri tekrar geri vermek zorunda kalıyorlar mütareke döneminde, Zeynep Hanım konağında yapılmış olması, dediğim gibi, bunun Darülfünun'un bir simetri olduğunu düşündürmüştür, göstermiyor. Dolayısıyla bu ayrı bir okul. Ama başka açıdan bakarsak, bu varlığını devam ettirirken Darülfünun'da 1918 yılında kız öğrenciler kaydoluyorlar. Nitekim daha sonra da kızların ikinci sırada da hukuk mektebine kaydolduğunu görüyoruz. Besim Ömer Paşa tıbbı almak istiyor. Ama bazı kişiler tıbba kızların alınmasını istemedikleri için Besim Ömer Paşa'yı hükümete şikayet ediyorlar. O zamanki hükümet, İstanbul hükümetine. Buradan da kız öğrenci alınmaması şeklinde bir hükümet kararı çıkartıyorlar. Peki tıp fakültesine ne zaman giriyor ilk kız öğrenci hocam? Cumhuriyet'ten sonra mı? Cumhuriyet'ten sonra. Evet. Cumhuriyet'ten sonra giriyorlar. Peki. Hocam İnas Darülfünun'u böylece kapattık. Eczacılığa da çok sonra giriyorlar kızlar. Evet. Şimdi Darülfünun her ne kadar Darülfünun deyince akla Osmanlı dönemi geliyorsa da Darülfünun varlığını Cumhuriyet'in ilk 10 yılında da sürdürdü bildiğiniz gibi. Ve o 1933 üniversite reformuyla İstanbul Üniversitesi'ne dönüştü. Bu tabii konu başlı başına kapsamlı olarak ele alınması gereken bir konu. O konuya tabii reform konusuna girmeyeceğiz. Belki başka bir platformda gireriz ya da başka bir konferansımızda. Ama sadece şu konudaki düşüncenizi almak isterdim. Bu Darülfünun'un ilgası lağvedilmesi ve İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmesi konusunda düşünceleriniz nedir? Ve bu konuda da bir iki cümle sizden aldıktan sonra sorularımıza geçeceğiz. Şimdi tabii konu geniş bir konu. Ben 5 cildin bir cildini bu işe ayırdım. Yani bu dönüşüme ayırdım. Dolayısıyla evet, çok kısa bir konu değil. Evet, ancak reform tabii, konusu başlı başına. Evet. Tabii şunu söylemek gerekiyor. Şimdi 1920'li yıllarda Darülfünun eleştirildi. Şimdi bu eleştirilerin içinde haklı olanlar var, haksız olanlar var. Elbette. Bu eleştirilere baktığımız zaman temelde şunu görüyoruz. Şimdi herkesin kafasında kendine göre bir Darülfünun tanımı var, bir üniversite tanımı var. Dolayısıyla buradan hareketle eleştirdi bunu. Neden dolayı Darülfünun şunu yapmıyor? Ama başka bir açıdan olaya yaklaşılmıyor. Yani Darülfünun'un yapmıyor denilen şey bir üniversitenin görevi midir? Şimdi görevidir, görevi yapmıyor derseniz bunun bir anlamı var. Ama kendinize göre bu onun görevidir deyip ondan sonra da bunu niye yapmıyor şeklinde eleştirirseniz bu eleştirinin de bir anlamı yok. Dolayısıyla oradaki eleştirilerde böyle bir kavram kargaşası var evvela. Çünkü herkes kendine göre bir başka türlü Darülfünun tanımlıyor.
Bütün bunların ötesinde Reşit Galip'in de kendine göre başka bir Darülfünun tanımı var. Yani hocam herkes şimdi başka bir falan girersek burada. Herkesin bir tanımı. Dolayısıyla oradaki eleştirilerde haklı olanlar var, haksız olanlar var. Bir de tabii demin belirttiğimiz gibi olaya baktığımız zaman, yani ancak 1908'den sonra toparlanıp bir üniversiteleşme yoluna girmiş bir kurumdan da çok kısa süre içinde çok şeyler beklemek de mümkün değildir. Yani batıdaki üniversitelere baktığınız zaman 1435'te kuruldu diyoruz Rostock Üniversitesi. Öteki bilmem şu tarihte kuruldu diyoruz. Yani bunlar da bugüne kadar değil 10 yıllar, 100 yıllar geçirmiş gelmişler. Yani bu o kadar kısa süre içerisinde 3 günde, 5 günde, 3 yılda, 5 yılda olacak şeyler değil. Ha, buna karşılık eleştirecek yönler yok mu? Var. Ama başka bir açıdan da eleştirilecek yön, yer, taraf var. O da şu. Şimdi Profesör Schwarz, ki Almanların gelmesine vesile olan kişidir. Buradan ayrılırken 1953'te bir rapor yazıyor. Bir değerlendirme raporu yazıyor ve hükümete veriyor. Bu raporu da biz şeyde yayınladık. Küba'da çıkan kitabı da ek olarak koyduk raporu. Orada çok enteresan bir şey söylüyor Schwarz. Eğer diyor gerçek anlamda bir üniversite kurmak istiyorsanız, bizim mali imkanımız bu kadara kadar yeter derseniz, gerçek anlamda bir üniversite kuramazsınız. Sınır olmayacak. 1930 yılının Darülfünun bütçesinin bir gerekçesi var. Bu gerekçe muhtemelen o dönem başbakan olan İsmet İnönü tarafından yazılmış bir gerekçe. O gerekçe bugün için de geçerli bir gerekçe. Diyor ki biz Darülfünun'daki hocalarımıza gözünü dışarıya çevirmeyecek derecede ücret ödemediğimiz sürece bu işin içinden çıkamayız. Ve çok yüksek bir ücret talebinde bulunuyor kanunda. Meclis reddediyor. Dolayısıyla gerçekten o yani yayınlanmaya değer bir gerekçedir. Çünkü orada çok değişik bir açıdan çok sağlam bir takım tespitler var. Dolayısıyla tabii şunlar tartışılır. Yani eskiyi eleştiriyorduk. Yeni de ne oldu? Yeni de aynı şeyler değişti mi? Değişmedi mi? Sonra 33'te yapılan başka bir yanlış söz konusu. Şimdi iki mevzuat var üniversitede. Bugün de aynı şekilde var. Şimdi bir, tamam, bir üniversite yasası var, şu var. Üniversitenin işte rektörü böyle tayin edilir, dekan böyle tayin edilir, şu şöyledir, bu böyledir, kurulları diyor. Ama öbür tarafta da öğrencilerle ilgili mevzuat var. Disiplin mevzuatı var, devam mevzuatı var. Bunlar yıllar içinde, ben de idarecilik yapmış bir kişiyim. Yıllar içinde yavaş yavaş gelişe gelişe belirli bir noktaya gelen, karşılaşılan problemlere göre düzeltilerek belirli bir yere kadar getirilen mevzuattır. Bunları böyle ben bunu atıyorum dediğiniz zaman bir yenisini yaparsınız, o yenisini de oturtuncaya kadar 20 sene geçer. İşte 33'teki mesela temel hatalardan biri, bütün mevzuatı biz attık diyorlar. Hepsini kenara attık diyorlar. Şimdi kenara attık dediğiniz zaman bütün bu sıkıntılar çıkıyor. Sınıf geçme nasıl olacak? Devam nedir? Disiplin yönetmeliği ne olacak? Hiçbir şey yok bu sefer ortada. Hadi bunları yeniden yapalım diyorlar. Tekrar bunlar oturuncaya kadar zaman geçiyor. Bir de tabii çok kötü bir şey, saplantı, yabancı dil saplantısı. Üniversitenin, Türkiye'de üniversite sisteminin günümüzde de kendini kurtaramadığı bir şey bu. O zaman da, o Malş'ın raporundan da geliyor. Üniversitedeki öğrenciye yabancı dil öğretmek istiyoruz. Ve bu o kadar sıkıntılar yaratıyor ki, İstanbul Üniversitesi talimatnamesi, 1933'ten 46'ya kadar yürürlükte olan talimatnamenin bir tek maddesi 4 defa değişmiştir. Yabancı dil. Sıkıntı oluyor. Öğrenciler mezun olamıyorlar. Hadi bu sefer değişiklikler yapılıyor. Dil derslerini veremiyorlar. Sabah saat 6'da yabancı dil dersleri yapılmaya başlanıyor. Yer yok, zaman yok.
programlarda. Çabalıyoruz. Buradan da vazgeçemedik. Çünkü şunu kabul edemedik biz bir türlü. Yabancı dilin öğretilme yeri üniversite değil, orta öğretimdir. Evet. Üniversitede bu üniversiteye gelen bunu öğrenmiş gelmelidir. O zaman bir sıkıntı varsa bunu orta öğretimde çözmek zorundayız. Üniversitede çözemedik, çözülmüyor çünkü. Ama evet, bu sıkıntı çok büyük bir sıkıntıdır. Yani ta 50'lere kadar gelen bir sıkıntıdır. Sonunda ne oldu? Artık bir şey haline geldi. İşte usulen bir sınav yapılıyor, usulen geçiliyor vesaire gibi bir şeye geldi. Yani biz de girdik sınava, lise bilgisiyle geçtik sınavdan. Ha, muhab oldunuz dediler, oldu bitti. Yani usulen bir sınav yapıldı. Şimdi, peki hocam. Bu önemli sıkıntılardan biri yani bu. Evet, şey gerçekten önemli bir sıkıntıya değindiniz. Hocam, isterseniz yavaş yavaş sorulara geçeceğim. Evet. Bir soru üzerinden İbrahim Harun Demirel, Emre Hoca'nın gösterdiği fotoğraf ve belgelerin birer kopyasının fakültemizde sergilenmesi güzel olurdu diyor. Buna Hayati Hocamızın söyleyeceği bir şeyler var. Kendisi konuşmak isterse. Ekranımı ve sesimi açtım. Demek ki konuşmak istiyorum. Tabii, çok memnun oluruz hocam. Bu zengin koleksiyonu, ilginç koleksiyonundan haberdarız. Bunu Sayın Rektör Hocamıza da biz arz ettik, Mahmut Ak Hoca'ya. Emre Hoca'nın da tabii tensibiyle Kasım ayında bir sergi açmayı, yine Emre Hoca'nın tabii izniyle, uygun görmesiyle de bir prestij kitap, katalog kitap halinde bunu İstanbul Üniversitesi yayınları arasından, bu kurum da yeni kuruldu hocam, uluslararası bir yayın evi olarak, oradan da bunun basılmasını arzu ediyoruz. Muhakkak Türkiye'de eğitim tarihiyle, üniversite tarihiyle ilgilenenler bu yayınları ve sergiyi özlemle bekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Bunun da haberini şimdiden vermiş olalım. Evet, teşekkür ederiz. Ben bu vesileyle Emre Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Sizin o 5 yılda sığdırdığınız bilginizi burada 1 saat, 1,5 saat içerisinde izleyenlerimize, takip edenlere aktarmaya çalıştık. Çok yoğun bir program oldu tabii. Daha konuşulacak birçok şey var. Sorunlar da devam ediyor ama bu yabancı dil meselesi önemli. Bir ekleme yapayım hocam. Biz sadece İngilizceyi orta öğretimde öğretemeyip üniversitede öğretmeye çalışmıyoruz. Türkçeyi de böyle yapıyoruz. Türkçeyi de orta öğretimde öğretemeyip üniversitede tekrar Türkçe dersleri koyuyoruz. Ve gençlere hadi doğru yaz, işte dahi de'yi ayır, dilekçe yazmayı öğren diye gayret ediyoruz. Bu tabii hani ilk kuruluşta da bir orta öğretim problemi vardı ya. Sanırım bir nebze devam ediyor yani. Orta öğretimden gelen öğrenci kalitesi ve üniversitede eğitim gören öğrenci kalitesi şeklinde. Ben çok teşekkür ediyorum Emre Hocam'a. Biz teşekkür ederiz hocam katkınız, verdiğiniz güzel haber için. Hocam, aslında biraz açıkladığımızı düşünüyorum ama Yunus Emre Fenerci, ikinci meşruiyetin Darülfünun'a özellikle Edebiyat Fakültesi'ne etkisini aslında anlattınız ama herhalde birkaç cümleyle öz olarak biraz açıkta kaldığını, konunun tam vuzuha kavuşmadığını konusunda bir sorusu olmuş. Cevaplamak ister misiniz? Şimdi tabii çok şeyi çok kısa zaman içerisinde sığdırmak istediğiniz için tabii söylenecek çok şey var ama mümkün olduğu kadar ayrıntıya girmek istemedim. Tabii şimdi burada demin de değindik. İkinci meşrutiyetten sonraki esas değişim edebiyat ve fen fakültelerinde karşımıza çıkıyor. Şimdi burada da sıkıntı şu. Bu fakültelere baktığımız zaman, şimdi Darülfünun'a genel olarak bakarsak, sonra İstanbul Üniversitesi'ne de 1950'li yıllara kadar, bakın 1920'li yıllardan 50'li yıllara kadar gelinceye kadarki döneme baktığımız zaman, İstanbul Üniversitesi'nin öğrencilerinin belirli yerlerde kümelendiğini görüyoruz. Neresi? Hukuk Fakültesi. Neresi? Tıp Fakültesi. Dişçilik, eczacılık, tıba bağlı olarak hukuk. Öğrenciler burada temeli.
Fen fakültesine geliyorsunuz, öğrencilerin yığıştığı yer kimya. Yüzlerce öğrenci var kimya bölümünde. Ama botanik bölümüne bakıyorsunuz, 3 öğrenci var. Şimdi edebiyat fakültesine de geldiğiniz zaman, edebiyat fakültesinde de birçok bölümler var. İşte roman dilleri bölümü var. Şu hele 1930'dan itibaren açılıyor birçok dil bölümler vesaire. Buraya da baktığınız zaman birkaç bölümde öğrencinin toplandığını görüyoruz. Edebiyat fakültesinde de istatistiklerden bunu saptamak mümkün. Bu bölümlerde de coğrafya ve tarih. Üçüncü sırada da edebiyat geliyor. Felsefe, psikoloji, sosyoloji yahut işte roman dilleri, filoloji gibi alanlarda öğrenci sayıları 5 kişi, 6 kişi, bakın bölüm olarak söylüyorum, sınıf da değil bu. 5 kişi, 6 kişi. Tabii o dönemi okuyanlar övünüyorlar. Biz hocamızın evine giderdik, hep beraber oturup ders yapar. Tabii şimdi 6 tane öğrencim olsa ben de eve toplarım öğrencileri, evde yaparım dersi yani. Bu neden? İşte demin söylediğim biraz da talebe geliyor iş. Evet. Bunlara talep yok. Ama o dönemde ne açılmış? Liseler açılmış. Öğretmen talebi var. Coğrafya öğretmeni, tarih öğretmeni, edebiyat öğretmeni, bunların talebi var. Ama filolojiye talep yok. Bu tip şeylere talep yok. Fen fakültesinde de başka bir uygulamaya geçiliyor. Bir sertifika programına. Orada da 3 sertifika yapılıyor. 3 öğretmenlik sertifikası bu. Yani biri matematik, biri fen şeklinde, 3 tane, diğeri de biyoloji şeklinde 3 tane öğretmenlik sertifikası. Ve bakıyorsunuz bu 3 öğretmenlik sertifikasının dışında öğrenci yok. Onlar gelenler de bunu alıyorlar. Çünkü öğretmen olacaklar. Bir de kimya var, hayır. Dolayısıyla hep işte talebe geliyor. Talep yok. Talep olmayınca öğrenci de buraya gelmiyor. Arada meraklı her zaman çıkar. Yani 3 kişi, 5 kişi o şey ifade etmiyor. Evet. Genel eğilimi ifade etmiyor. Evet. Herhalde açıklığa kavuştu. Hocam, fakültemiz tarih bölümü öğretim üyelerinden doçent doktor Metin Ünver'in bir sorusu var size. O da uzun süredir İlahiyat Fakültesi tarihiyle uğraşıyor. Sizde bilginiz var. Edebiyat ve ilahiyat şubeleri 1900'de Darfi'nin açıldığında aynı çatı altında. Bazı kaynaklarda bu iki şubenin, yani edebiyat ve ilahiyatın birlikte yönetildiği yazılıyor diyor. Meclisi müderrisinin de birlikte, yani fakülte genel kurulu diyebiliriz herhalde bugünkü karşı, birlikte toplandığını, bu iki şubenin birlikte veya edebiyat şubesine bağlı olarak yönetildiği konusundaki bilgi ve görüşleriniz nelerdir diye sorar kendisi. Şimdi bu şubeler ayrı ayrı. Ama yönetim açısından baktığınız zaman bu daha sonraki dönemlerde de sürüyor. Bakıyorsunuz iki şube aynı kişiye bağlanıyor. Yani aynı kişi her iki şubenin de müdürü diyelim. Müdürlük var mesela o dönemde. Dolayısıyla bu o iki şeyin birbirine organik olarak bağlı olduğu anlamına gelmiyor. Mesela daha sonra da 1925'te İlahiyat Fakültesi kurulduğu zaman İlahiyat Fakültesi'nin dekanı hep Fuat Köprülü, dekan vekili. Fuat Köprülü aynı zamanda da Edebiyat Fakültesi'nin dekanı. Evet. Mesela. Ama o döneme de baktığımız zaman Edebiyat Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi bütünüyle birbirinden ayrı. Yani şey olarak. Ama baktığınız zaman böyle ortaklıklar görülüyor. Darülfünun döneminde de görülüyor. Daha sonraki dönemlerde de var. Daha sonra mesela 1933'te Eczacılık Fakültesini, Eczacılık Okulu'nu Fen Fakültesi'ne bağlıyorlar. Fen Fakültesi'nin dekanı aynı zamanda okulun müdürü. Evet. Yani bu tip idari şeyler çok var. Evet. Dolayısıyla bu illaki bu birimlerin de birbirleriyle organik bağ içinde olduğunu göstermiyor. Ama kestirmeden gidiliyor. Bazen bütçe meselelerinden gidiliyor. Ayrı bir müdür, ayrı bir maaş vermek yerine
işte birisi öbürü de idare edebilsin deniliyor. Böyle şeyler çok. Bugün de bizim üniversitelerimizde böyle uygulamalar da var. Bakıyorsunuz bir kişi bir yerinde vekaleten yönetiyor. Kişi aynı zamanda bizim üniversitede de vardı. Ben dahil benzer işler yaptım. Yani bakıyorsunuz bir tarafta dekan, öbür taraftan enstitüyü vekaleten enstitü müdürü. Yani bu tip şeyler bugün de var. Ama bu demek değildir ki bunlar birbiriyle aynıdır. Yani onu söylemek mümkün değil. Çünkü hocalar ayrı, dersler ayrı. Evet. Fen Fakültesi Matematik Bölümünden Özkan Değer hocamız, çok faydalandığım bir konferans oldu. Hocalarıma teşekkür ederim dedikten sonra, biz de kendisine teşekkür ediyoruz katılımı için. Riyaziyat şubesinde kaç öğrenci, kaç hoca, başında kim vardı? Biraz matematik öğretim hakkında bilgi verebilir misiniz diyor ama dönem yazmadığı için bunu aslında Cumhuriyet dönemi için belki veya biraz da öncesinden, ki matematik denince Darülfünun'da Salih Zeki, değil mi hocam? Şimdi matematik tabii. Üniversite döneminde de Kerim Erim, Ali Yer, ama siz daha iyisini söyleyeceksiniz. Şimdi var da tabii Darülfünun döneminde de matematikte kaç tane öğrenci var? Şimdi o ayrı. Hocamız ayrı da onu soruyor. Aynı şeyi üniversite döneminde de görüyoruz. Yani matematikte kaç tane öğrenci var? Zaman zaman bazı matematik derslerinde çok sayıda öğrenci gözüküyor. Ama o dersler diğer bölümlerin servis dersleri aynı zamanda. Mesela eskiden Fen Fakültesi'nde belki arkadaşımız bilir, 27 M1 M2 vardı. Mesela. Evet. 27 M1 M2 birçok bölüm alırdı. Biz de aldık. Jeoloji de alırdı. Bilmem, kimyacılar da alırdı. Şu da alırdı, bu da alırdı. Şimdi öyle bakarsanız tabii o dersin öğrenci sayısı yüksek gözüküyor. Ama kaç tane içinde matematikçi var diye bakarsanız, matematik öğrencisi, o açıdan baktığınız zaman da sayılar son derece düşük. Evet. Yani o da bir yani şu anda bir tabii sayısal olarak hemen bakıp cevap veremiyorum ama çok düşük olduğunu biliyorum. Evet. Yani onların altında sayılar bunlar. Çok düşük derken. Hocalar da hocam, Salih Zeki'den belki biraz bahsetmek istersiniz. Efendim? Hocalar da sormuştu da, Darülfünun dönemi için herhalde diyorum Salih Zeki, Cumhuriyet dönemi için, Darülfünun için. Şimdi Cumhuriyet döneminde tabii Almanlar var, gelen Almanlar var. Onlar tabii ne kadar kalıyorlar? Genellikle gelen Almanlar içerisinde matematikte uzun süre kalan yok. Fizikte kalanlar var ama mesela Fouché vesaire gibi, Marcel Fouché gibi. Ama matematikte öyle uzun süre kalan yok. Geliyorlar gidiyorlar. Bu şekilde bir trafik var. Onlar da tabii çok kalıcı olmuyorlar. Veya kalıcı iz bırakmıyorlar. Bunlardan böyle birer ikişer tane ders kitabı kalmıştır geriye. Şey olarak, ama onun dışında da çok fazla bir şeyleri olmuyor. Biraz da tabii burada etki öğrenci sayısıyla da ilgili bir şey. Yani öğrenci sayısı çok olduğu zaman etki de otomatikman daha fazlalaşıyor. Önemi artıyor vesaire. Ama şimdi 5 kişi, 3 kişi, 8 kişiyle hocanın etkili olabilmesi falan da pek, yani Darülfünun dışında veya üniversite dışında da adını duyurabilmesi pek mümkün değil şey olarak. Peki hocam, sizi çok yorduk ama son bir soru. Aslında ben sizin eczacılık eğitimi aldıklarını söylediğinizi hatırlıyorum ama Ceren Özdemir kadın öğrencilerin tıp ve eczacılık eğitimi alamamış olmasının özel bir nedeni var mıdır diye soruyor. Nasıl? Tıpta? Evet. Aslında tıpta, eczacılık ve kimyada tıpta, alıyorlar dediniz. Tıpta ben öyle Akil Muhtar Özden diye bir adamdır. Evet. Bu Akil Muhtar Özden kendisi çok büyük hekim olabilir. Ben o açıdan olayı tartışmıyorum. Ama elbette kadınların eğitimine şiddetle karşı bir kişi. Kendisi de İsviçre'de bir hekimle evleniyor. Uzmanlık sahibi bir hekimle evleniyor. Ondan sonra o hekim eşini hiçbir şekilde çalıştırmıyor. Hekimlik yaptırtmıyor. Evet. Ve
o demin sözünü ettim, kızları almaya kalkınca Besim Ömer Paşa gidip ihbar eden de bu. Kızları alıyor rektör diyor, gidiyor hükümete ihbar ediyor, öğrenci diye alacaktım diyor. Halbuki Besim Ömer Paşa çok bu konuda ileri görüşlü bir kişidir, gerçekten ileri görüşlü bir kişidir. Ki Türkiye'de hemşireliği de başlatan kişilerden bir tanesi. Yani hemşirelik eğitimini başlatan kişilerden biri ki daha Kızılay'ın falan hiç hemşirelik şeyi yokken, böyle bir kursu, okulu yokken 1912 yılının başlarında İstanbul'da önde gelen kişilerin eş ve kızlarını topluyor. Bunlara bir hemşirelik kursu açıyor. Ve özellikle de önde gelen kişileri topluyor ki toplum önünde bakın falan kişinin kızı, filan kişinin eşi hemşirelik kursuna gidiyor. Şeyini verebilmek için de bu şekilde topluyor. Benim babaannem bunlardan bir tanesi. Ve dolayısıyla da Türkiye'deki ilk hemşirelerden biridir. Ne mutlu. Ki daha sonra bunlar Balkan Savaşı çıkınca fiilen hastanelerde de hemşirelik yapıyorlar. Evet. Yani çok ileri görüşlü bir kişidir. Ama işte dediğim herhalde gibi kızları almaya başaramamıştım fakültesine. Ceren Hanım'a da. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi kırmayıp herkesin, dinleyen herkesin ve daha sonra dinleyecek kişilerin de müstefit olacaklarına inandığım çok değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili izleyicilerimiz de Darfin'un derslerimizi takipte kalmalarını rica ediyorum. Herkese iyi geceler artık diliyorum. Hoşça kalın. Ben de teşekkür ederim. Herkese iyi geceler. Teşekkür.